Hazır mıyız? Değerli basın mensupları, iyi hafta sonları diliyorum, iyi mesailer diliyorum. Haftanın son gününde, son çalışma gününde yaşadığımız sıcak gelişmelerle ilgili kısa bir değerlendirme yapmak için birlikteyiz efendim. İçeride ve dışarıda gerçekten çok sıcak saatler, günler yaşıyoruz. Ve Türkiye'nin bu noktada ihtiyacı olan en önemli şey gerilimden uzak durmak. Yani Türkiye'nin kaçınması gereken bir durum içeride gerilim ve tansiyonun düşmesidir. Gerilim istemiyoruz. Gerilimden kısa bir süreliğine de olsa beslenmeyi düşünmek büyük bir hatadır. Belki gerilim 3-5 oyu konsolide etmenize yarar. Ama ülke bundan zarar görür. Buradan şuraya gelmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde Sayın Erdoğan'ın başlattığı, Sayın Engin Özkoç'la devam eden gerilimin kaynağına ve sebebine iyi bakmak lazım. Peşinen şunu söylememiz gerekir ki, saygı saygıyı, saygısızlık da saygısızlığı besler. Nezaket nezaketi doğurur, nezaketsizlik nezaketsizliği doğurur. Siyasetin bir nezaket ve vicdan işi olduğunu hep söyleye gelenlerdenim. Ama siyasetin bir nezaket ve vicdan işi olduğunu bilmesi ve buna uyması gereken birinci kişi kim derseniz devletin başıdır. Devletin başının nezaket kurallarına uymayan üslubunun aşağıdan cevap bulmasını da bu çerçevede doğal karşılamak lazım. Lakin Sayın Özkoç'u eleştirenlere bir atasözünü hatırlatmayı da bu arada zaruri görüyorum. Hani derler ya, söyleyene değil söyletene bak. Yaşadığımız durum tam da budur. Burada gerçekten çok ama çok ağır tahrik unsuru vardır. Burada nefsi müdafaa vardır. Burada kötü sözü tekraren iade vardır. İşin aslı budur. Böyle olmasa daha mı iyiydi derseniz elbette. Elbette böyle olmasa Türkiye için, Türk siyaseti için daha iyiydi. Siyaset eğer hoşgörü ikliminden çıkarsa çığırından da çıkar. Siyasette hiç şüphesiz olması gereken temel unsurlardan birisi de hoşgörü ikliminin başta üst düzey siyasetçiler olmak üzere her kademesinde hoşgörü mekanizmasının da işlemesi gerekir. Bunu işletemezseniz de ne olur? Siyaset çığırından çıkar. Çığırından çıkan siyasetin de ne yönetenlere ne yönetilenlere ne iktidara ne muhalefete bir faydası olmaz değerli arkadaşlar. Burada ağır tahrik var dedim. Tekrar ediyorum. Cumhurbaşkanlarının görevi kucaklamaktır. Cumhurbaşkanlarının görevi birleştirmektir. Cumhurbaşkanlarının görevi ortak payda alanları yaratmaktır. Ayrıştırmak, ötekileştirmek, dışlamak, karalamak, hakaret etmek Cumhurbaşkanlarının görevleri arasında değildir. Şüphesiz İdlib'de yaşananların 82 milyonu gerdiği de bir gerçektir. Bu gerilimin bunun sonucu da kaynaklandığı iddia edilebilir. Ama siyasetin en tepesinden ilave bir gerilim Türkiye'nin kaldıracağı bir durum değildir. Şimdi İdlib şehitlerimizin haberinin geldiğinin ertesi günü Sayın Erdoğan'ın bir toplantıda tebessüm etmesini ben Sayın Erdoğan şehitlerimize üzülmedi diye yorumlamam. Esasen kimse de böyle yorumlamaz. Aslında yorumlamamıştır da. Ama bu insani gayri ihtiyari hali tolere etmek için Sayın Erdoğan'ın siyaseti saldırgan bir üslupla ağır bir dille
siyaset iklimini bozması, siyaseti çığırından çıkarması en son Cumhurbaşkanı'nın yapacağı iştir. Bunu muhalefet partileri yaparsa bir parça anlaşılabilir. Cumhurbaşkanımız açtı. Muhalefet partileri bunu yaparsa bir parça anlaşılabilirliği vardır. Ama devletin tepesindeki insanın anayasamızın 103. maddesine göre tarafsızlığına dair yemin etmiş bir insanın siyasi iklimi gerecek bir üslup kullanmasının kaçınılmaz sonuçları da olur değerli arkadaşlar. Muhalefete ve savaş istemiyorum diyen herkese, dolayısıyla millete hakaret etmek Cumhurbaşkanı'nın yapmaması gereken bir iştir. Keşke olmasaydı. Savaş istememek de bir haktır. Savaş istemeyenler de en az Sayın Cumhurbaşkanı kadar İdlib şehitlerimiz için üzülmüş ve içleri kan ağlamıştır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bunu da bilmesi gerekir. Ve hem AK Parti camiasının hem Cumhuriyet Halk Partisi camiasının bu yaşanan gelişmeleri bu pencereden görüyor ve okuyabiliyor da olması lazım. Şimdi bir jet fezlekeyle de karşı karşıyayız. Yalnız kamuoyu bu fezlekeye jet fezleke ismi koyarak büyük bir hata yapmıştır. Bu fezlekenin adı, bir sıfat takacaksak, aslında siyasette bu sıfatlardan uzak durmak isteyenlerden, başımıza ne geliyorsa bu sıfatlardan geliyor. Ama bu fezlekeye bir sıfat gerekiyorsa, buna olsa olsa süpersonik fezleke denebilir. Garip bir durum, vahim bir durum. 4 Mart'ta Sayın Özkoç açıklama yapıyor, 5 Mart günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 4 ayrı atılı suçtan 3 ayrı fezleke geliyor. Türkiye yargının ağır işlediği ülkeler sıralamasında dünyada sonuncu iken bu kadar süpersonik hızla talimatla olduğu çok açık kaldı ki Adalet Bakanı'nın da bir o gece bir tweet'i var. Bu fezlekeleri hazırlayan savcıda hukukun kırıntısının olduğunu söylemek mümkün mü değerli arkadaşlar? Acaba merak ediyorum, hakikaten çok merak ediyorum. Ankara Cumhuriyet Başsavcımız anayasanın 83. maddesini hiç bilmez mi? Gene merak ediyorum. Acaba Adalet Bakanı 21.12.2011 tarihli 100/1 esas numaralı genelgeyi görmez mi? Adalet Bakanı uygulamada hatalar oluyor diye genelge yayınlamış Cumhuriyet Başsavcılıklarına. Anayasanın 83. maddesini doğru kullanın, hata yapmayın demişken karşımızda böyle süpersonik fezlekeleri bulduk. Fezlekeler burada değerli arkadaşlar. Şikayet tarihi 5 Mart, meclise gelişi 5 Mart. Şikayet tarihi 18 Şubat ama aynı savcının bu fezlekeyi meclise yollama tarihi 5 Mart. Durmuş beklemiş 5 Mart günü yollamış. Şikayet tarihi 28 Şubat. Savcı Hamza Yokuş beyefendi bunu da 5 Mart'ta derlemiş, toparlamış. Yani diyor ki aslında ben 83'ü biliyorum. Bunun için Engin Bey'in mecliste yaptığı konuşmanın yanına Mersin'de ve efendim Sakarya'da yaptığı konuşmaları da koyayım. O 83. madde. Milletvekilinin mecliste yaptığı konuşmaları dışarıda da yapabilmesinde de milletvekilini sorumsuz kılan bir maddedir. Ama aynı savcı beyefendi 26.4.2019'da Sayın Genel Başkanımıza Çubuk saldırısının, linç girişiminin olmasından çok kısa bir süre önce İçişleri Bakanı'nın Sayın Genel Başkanımızla ilgili söylediği, benim burada ağza alamayacağım sözler içinde ne demiş biliyor musunuz değerli arkadaşlar? Görevi gereği söylenen sözler demiş. Yani Hamza Yokuş
beyefendi, Süleyman Soylu'nun benim şimdi ağzıma almaktan imtina edeceğim Sayın Genel Başkanımıza yönelik hakaretler için de görevi gereği söylemiş diyebilmiş. Bunun adı kepazeliktir. Cumhuriyet hukuku herkes biraz çiğneyebilir. Çiğnesin diye demiyorum. Ama anayasayı en son mecliste bile çiğnemek mümkün değil. Yani anayasanın son çiğneneceği yer meclistir. Hukukun da son çiğneneceği yer Cumhuriyet Başsavcılıklarıdır. Cumhuriyet Başsavcıları marifetiyle hukukun çiğnenmesine tanık oluyoruz değerli arkadaşlar. Hukukun bu kadar açıkça savcılar marifetiyle, yargıçlar marifetiyle çiğnenmesinin bu fütursuzluğunda dünyada başka bir örneği yoktur, olamaz. Ve bu durum kabul edilemez. Bu durumla aslında bu ucube fezlekelerle sadece Sayın Engin Özkoç'a değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin dolayısıyla yasamanın imtiyazına, anayasal statüsüne açık bir darbe vardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasama organının imtiyazına, anayasal imtiyazına açık bir darbe ve ihlal vardır. Şimdi herkesin şunu bilmesini isterim. Değerli arkadaşlar, yargı sopasına boyun eğecek bir tek Cumhuriyet Halk Partili yoktur. Gene herkesin şunu bilmesini isterim. Feda edilebilecek bir grup başkan vekilimiz yoktur. Feda edilebilecek bir milletvekilimiz yoktur. Feda edilebilecek bir il başkanımız, ilçe başkanımız yoktur. Feda edilebilecek bir tek yalın sıradan Cumhuriyet Halk Partisi üyemiz yoktur, olmayacaktır. Herkesi, ama herkesi bu noktada ayağını denk almaya, hukuka, anayasaya bağlı ve sadık kalmaya çağırıyorum. Evet, gerilim vardır. Gerilim bitirilmelidir. Siyasette ağızdan istenmeden sözler çıkar. Ama siyasette devletin anahtarını teslim ettiğiniz kimse kafasına göre konuşamaz. Her istediğine hakaret edemez. Etmemelidir. Yapmamalıdır. Sayın Cumhurbaşkanı için de bu son olmalıdır. Buradan herkesin belki alacağı dersler vardır. Ama bu olayı ve bu fotoğrafı herkesten ve hepimizden dikkatli okuması gereken de Sayın Cumhurbaşkanı'dır. Bir sorumluluğu vardır. 82 milyona karşı bir sorumluluğu vardır. Hırsla, ihtirasla, kinle, intikam duygusuyla siyaset kurumları çalıştırılabilemez. Hırsla, ihtirasla, intikam duygusuyla yargı mekanizması, yargı süreçleri işletilemez. Hırsla, ihtirasla, intikam duygusuyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karar aldırılamaz. Alınamaz. Elbette gerilimin yumuşaması Türkiye için ve herkes için olması gerekendir. Doğru olandır. Ama burada talimatlar yağdırarak meclise, adliyeye, yargıya talimatlar yağdırarak bir intikam projesi başlatmak herkesin altında kalacağı bir iş olur. Onun için ben tekrar başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere herkesin dikkatli bir dil kullanmasının gereğini işaret ediyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere herkesin siyasi sorumluluklarını ve Türkiye'ye 82 milyona karşı sorumluluklarını hatırlaması gerektiğine inanıyorum. Ve içeride ve dışarıda bu kadar sıcak gelişme olurken Türkiye'nin böyle yapay gündemlerle meşgul edilmemesi gereğine inanıyorum. Gündem bitmiyor. Değerli arkadaşlar, basın özgürlüğü öteki özgürlüklerin emniyet subabıdır demiş bir düşünür, bir yazar. Diktatör hükümetlerden başka hiçbir kuvvet onu kısamaz. Şimdi Oda TV internet sitesi kapatıldı. Şöyle de açınca Oda TV'ye
girmek isterseniz karşınıza bu geliyor. Bu ne demek? Ben bunu kapattım. Deli Dumrul sanki var karşımızda. Niye kapattın kardeşim? Efendim, Libya şehidimizin cenaze haberlerini yayınladı. Libya şehidimizle ilgili haberler, değerlendirmeler bu kürsüden yapıldı. Meclis televizyonu bunu çekti. Bunun üzerinden millet izledi. Allah'ım şehidimize rahmet eylesin. O cenazeye Milli İstihbarat Teşkilat Başkanı Çelenk gönderdi. O cenazeyle ilgili başka basın yayın kuruluşlarında haberler çıktı. Şimdi siz Barış Terkioğlu ve Hülya Kılınç'ı tutukladınız. Şimdi Barış Pehlivan'ı da gözaltına aldınız. Evet, savcı tutuklama istedi. Şimdi bana gelen haber. Allah aşkına bu savcılar ne yapmaya çalışır? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşulmuş, başka yayın kuruluşlarında konuşulmuş, eğer bu kadar gizliyse, gerçekten bir devlet sırrı ise, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı'nın koskocaman çelenginin olduğu bir cenaze görüntüsünü yayınlamak nasıl bir devlet sırrını ifşasıdır? Trablusgarp'ta ÖSO'nun olduğunu, MİT mensuplarının olduğunu bilmeyen yok. Bu bir intikam projesi. Ama aslında bu şu. Üzülerek daha vahim bir şey işaret etmek istiyorum. Bu şu. Dün yargı FETÖ'ye teslim edilmişti ve tecavüze uğramıştı. Yargıya ifal edilmişti. Yargı ifal edilmişti. Bugün yargı Pelikan çetesine teslim edilmiş. FETÖ'nün yaptığı tecavüzü, tasallutun fazlasını şimdi Türk yargısına Pelikan çetesi yapıyor. Ve bunu seyrediyoruz. Herkes seyredebilir. Herkes göz yumabilir, yol verebilir. Ama bizim bu vahim tabloya göz yummamız ve yol vermemiz mümkün değil. Değerli arkadaşlar, hukukun yargı eliyle çiğnenmesi çok inciticidir. Çok acıtıcıdır. Çok vahimdir. Çok vahimdir. Bugün ona, yarın sana. Bugün bana, yarın sana. Sözün bittiği yerdeyiz. Bütün savcılara ve yargıçlara ayrım yapmaksızın sesleniyorum. Yürütmenin baskısından korkmayın. Yürütmeye yaranmak için uğraşmayın. Elinizde anayasa var, ceza kanunları var, diğer kanunlar var, hukukun evrensel kuralları var. Hakim olun, cumhuriyetin savcısı olun. Talimatla fezleke yollamayın. Talimatla insanları tutuklamayın. Ergenekon balyoz davaları dün gibi aklımızda, yaşanan mağduriyetler, canını kaybeden insanlar aklımızda. Yeni trajedilere yol açmayın. Bunu bir yasama organının üyesi olarak istiyorum. Bir baba olarak istiyorum. 82 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından alelade herhangi birisi olarak istiyorum. Kuvvetler ayrılığını daha fazla incitmeyin. Yargıya olan güvenin tamamen sıfırlanmasına neredeyse yol açtınız. Yargıya güvenelim. Herkes güvensin. Suçlu da suçsuz da. Sağcı da solcu da. Türk de Kürt de. Alevi de Sunni de yargıya güvenebilsin. Et kokarsa tuz var, tuz kokarsa ne olacak noktasına Türkiye'yi getirmeyin. Şimdi yargıda manzara şu. Düne kadar yargı buydu arkadaşlar. Bu yargıyı temsil eden neydi ismi? Temiz. Şimdi bu da bugünkü Türk yargısının fotoğrafı. Aradaki farka bakalım. Dün yargı buydu. Bugün bu. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Bunu kabul etmek mümkün değil. Kabul etmeyeceğiz. Şu zannediliyorsa yargı sopasıyla muhalefeti sindiririm. Sinmeyeceğiz. Yargı sopasıyla insanlar savaş istemiyoruz demeyecek, vazgeçecekler deniyorsa, daha çok savaş istemiyoruz diyecek insanlar. Nitekim gittin Moskova'ya. Bütün tezlerini yerle yeksan ettin, bir imza at. Savaş istemiyoruz diyenlerle aynı noktaya sen de geldin Sayın Cumhurbaşkanım. Sen de geldin. Ve değerli arkadaşlar, tekrar yargıdaki bu tefessühün, bu çürümenin, kokuşmuşluğun giderilmesi noktasında bütün vatandaşlarıma, sadece siyaset kurumuna değil, bütün vatandaşlara önemli görevler düşüyor. Hepimizin refleks göstermesi lazım.
hepimizin tepki vermesi lazım. Demokrasinin bir tepki ve protesto rejimi olduğunu Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere hiç kimsenin unutmaması ve bunun altını kalın çizgilerle çizmesi lazım. Biraz önce bir not geldi arkadaşlardan. Sayın Cumhurbaşkanımız uçakta kimi değerlendirmelerde bulunmuş. Burada peşinen şunu söyleyeyim değerli arkadaşlar. Ateşkesin olması, ateşkes anlaşmasının bir nevi imzalanmış olması Cumhuriyet Halk Partisi'ni memnun etmiştir. Bizim için sevindirici bir tablodur. Burada tabii küçük bir uyarıyı hep yaptığımız gibi gene yapmak isteriz ülkemizin bekası esenliği için. Mehmetçiğimizin burnunun kanamaması için. O da şudur. Alan daraldığı için doğal olarak cihatçıların Türkiye'ye yaklaşma mesafesi de kısalmıştır. Cihatçı terör unsurlarının Türkiye'ye yaklaşma mesafesi kısalmıştır. Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına daha yakın olabileceklerdir. Bu konuda tedbir alınması lazım. Burada şunun bilinmesi lazım. Bu masada cisimsel olarak cismen Esad yoktu ama ruhen ve fiilen Moskova'daki masada Putin, Sayın Erdoğan ve Esad vardı. Bunun böyle bilinmesi ve böyle okunması gerekir. Hani Esad'la görüşmem asla falan, Şam'a gireceğim, şunu yapacağım. Tabii burada aslında bu anlaşmadan biz memnunuz. Yalnız ben Sayın Devlet Bahçeli'nin haklı tepkisinin ve talebinin karşılanmadığını da düşünüyorum. Ben şimdi tekrar etmeyeceğim. Sayın Bahçeli'nin Rusya'ya yönelik kimi talepleri vardı. Özür, tazminat. Ben dün mecliste dedim ki Rusya'nın elinde İdlib'de yaşamını yitiren 57 şehidimizin kanı var. Bunun hesabı sorulsun. Bu çerçevede Sayın Genel Başkanımız Sayın Erdoğan'a, Cumhurbaşkanımıza 4 soruyu Putin'e sormasını istemişti. Neydi o sorular? Birliklerimizin yeri bildirmelerine rağmen neden askerlerimizi şehit ettiniz demesi lazımdı. İlk saldırının ardından uyarı yapmamıza rağmen neden ikinci saldırıya göz yumdunuz demesi lazımdı. Yaralı ve şehitlerin Türkiye'ye getirilmesi için helikopter uçuşuna niçin izin vermediniz demesi lazımdı Sayın Cumhurbaşkanımızın. Ve savaş hukukunda yaralıları taşıyan ambulanslar vurulmaz, siz bunları neden vurdunuz demesi lazım. Bunu öyle görülüyor ki Sayın Recep Tayyip Erdoğan Sayın Putin'e soramamış. Putin'le ilgili Sayın kısmını da geri çekiyorum. Sayın Recep Tayyip Erdoğan Putin'e bunu soramamış. Ama uçaktaki sevgili gazeteciler, saygıdeğer gazeteciler de bunu niye sormadığını Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a soramamışlar. Öyle anlaşılıyor. Bunu da kendi takdirlerine bırakıyorum. Türkiye Rusya arasında, iki ülke arasında yapılan bir resmi görüşme ise ki öyle. Cisimsel olarak iki ülke ama normalde 3 ülke arasında resmi bir görüşme yapılıyor. Bu görüşmede devlet başkanı, devlet başkan vekili, yardımcısı, devletin bakanları, memurları olabilir. Olmalıdır. Ama değerli arkadaşlar, biraz önce söyledim. Libya şehidimizin cenazesini yayınlayan Oda TV'yi devlet sırrını ifşa etmekten kapatan kafa, bu devletler arası görüşmeye AK Parti sözcüsünü ve diğer genel başkan yardımcısını toplantıya dahil ediyor. Yani Sayın Ömer Çelik ve Sayın Mahir Ünal'ın devlette bir görevi var mıdır? Yoktur. Peki iki ülke arasında yapılan ve çok gizli devlet sırlarını ve belgelerinin masaya döküldüğü bir toplantıda Sayın Mahir Ünal'ın ve Sayın Ömer Çelik'in ne işi var? Eğer devlet sırrını afişe etmek, ifşa etmek diye bir kusur aranıyorsa Oda TV'yi bırak, buraya bak. Burada işte. Bu şu demek midir? Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak orada değildi Sayın Cumhurbaşkanı sanıyorum. AK Parti devlet başkanı sıfatıyla oradaydı. Türkiye'nin bir AK Parti devletine bürünmesine de sessiz ve seyirci kalamayız.
Şimdi biz bunları söyleyince vatan hainliğinden tutun da her şeyi bize söylüyor. Kötü söz sahibine aittir. Ama bunlar gerçekler. Biz bunları söylemekle mükellefiz. Yükümlüyüz. Ve bunları söyleyeceğiz. Değerli arkadaşlar, bir parti yetkilisine devletin bütün sırlarını vermek, bir parti yetkilisinin devletin bütün sırlarına vakıf olması kabul edilebilemez. Bu bir suçtur. Burada Erdoğan sonra kendi kadrosuyla istişare eder. Buna bir şey demem. Her işin bir formel yanı vardır, bir informel yanı vardır. Fakat Erdoğan'ın formel hiçbir yanı yok. Her şeyi informel adam. Sen o toplantıya Moskova'ya getirebilirsin. Onların ayrı odalarda danışabilirsin. Saygı duyarım. Her ikisi de iyi yetişmiş insanlardır siyasette. Bir şey demem, bilmem. Ama sen o toplantıya bu arkadaşları oturtamazsın. Nokta. Oturtursan hakikaten Oda TV cenaze haberini yayınladığı için suç işlemiş olmaz ama sen suç işlemiş olursun. Yapma bunları. Bunları yapma. Devletin yüceliğini, büyüklüğünü, kutsiyetini kavra. Oturduğun yerin bir holding koltuğu olmadığını artık öğren. Devletin başı sıfatıyla oturduğun koltuğun sana kimi sorumluluklar yüklediğini bil ve kavra. Buna göre hareket et. Samimi bir çağrıdır bu. Aslında bu çağrı Sayın Erdoğan'a samimi, iyi niyetli bir çağrıdır. Tekrar ediyorum. Ticaretten geldin. Şirketler yönettin. Artık o koltuklarda değilsin. Devletin koltuğundasın. Bir numaralı koltuktasın. Üstünde, sırtında 82 milyonun vebali var. Şehitler bedel ödedi. Bedeli şehitler ödedi. Bir yanlış yapıldı ki gereksiz yere, gerektiğinde hep söylüyorum, 82 milyon bir metrekare vatan toprağı için şehit olmasını bilen bir milletiz elhamdülillah. Bir metrekare için. Ama senin macera perest tutumuna, dünyaya caka satma sevdan yüzüne bir şehidi bırak. Sayın Genel Başkanımızın söylediği gibi tırnağını, saçının telini değişmem ben senin caka satma uğruna. Hal böyleyken sen bunca şehidimiz orta yerde dururken bunun hatalarının bedelini şehitler ödemiş, insanlar can vererek şehit olarak ödemişken bu işin vebalini kim ödeyecek? Bir şeyin bedeli varsa vebali de vardır. Daha fazla vebal ödemek, vebal altında kalmaman için sana bunları söylüyorum Sayın Erdoğan. Cumhurbaşkanı olacaksın. Kucaklayacaksın. Hoşgörülü olacaksın. Edeb Ali'nin meşhur nasihatini arada aklına getireceksin. İnsanlar öfkelenebilir, sen öfkelenmeyeceksin. Bunları kendisine esasen dostane bir uyarı olarak da hatırlatmayı bir görev sayıyorum değerli arkadaşlar. Benim sizlerle paylaşmak istediğim hususlar bunlar. Evet. Fotoğrafı. Yani samimi söyleyeyim, keşke bu soruyu siz sormasaydınız. Belki görmeyenler vardır, bilmeyenler vardır orada düşülen durumu. Görüntü olarak düşülen durumu onlar da öğrenmiş oluyor. Buna üzülüyorum. Tablo, fotoğraf bizim için, benim için, görenler için inciticidir. Türkiye'ye yönelik olarak kaba ve yaralayıcıdır. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Evet, ateşkesten memnunuz. Bu ateşkesle Türkiye kazanmıştır. Kaybeden Sayın Erdoğan'ın caka satma sevdasıdır. Macera perest politikalarıdır. Türkiye'ye sunduğu, dünyaya sunduğu kendi teorisi ve projesidir. Ama Türkiye kazanmıştır. Ama kazanırken Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın mahiyetindeki sayın bakanların ve devlet yetkililerinin böyle parmakla çağrılması hoş olmamıştır. O parmakla çağırırken senin onların bakanların ayağına koşa koşa gitmen de hoş olmamıştır. Değerli arkadaşlar, Birleşmiş Milletler'in kuruluşunun birinci şartı şudur. Devletlerin egemen ilkesi eşitliği vardır. Karşındaki ülkenin büyüklüğü, nüfusu, parasal gücü, silahsal gücü ne olursa olsun
eşit egemen iki devlet başkanı olarak orada görüşeceksiniz. Yani ürkerek, tırsarak, pırsarak gitmiş, işte oradan bir şey rica eden, uman durumda olan bir Türkiye Cumhurbaşkanı benim içim incitir. Ben orada Türkiye Cumhurbaşkanı'nın tüm heybetiyle, tüm dirayetiyle, tüm böyle ağırlığıyla gidip karşısındaki eşit egemen devlet başkanıyla eşit şartlarda görsel olarak da formasyon olarak da oturma düzeni dahil eşit bir görüntü vermesini beklerdim. Ama tam tersine bir tarafta ezik bir görüntü bizimkiler açısından, bir tarafta hakim bir görüntü. Yani bir barış görüşmesine değil de bir şeyler ummaya gitmiş bir görüntü benim içimi incitmiştir. Ama her şeye rağmen ateşkesi çok olumlu bulduğumuzu, sonuçta Türkiye'nin her şeye rağmen kazandığını ama Erdoğan'ın iddia ve söylemlerinin boşa düştüğünü de görmüş olduk. Moskova'nın sonucu budur değerli arkadaşlar. Evet. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekiliyim. Ben bilmiyorsam böyle bir davet olmamıştır. Oradan başlayalım. Aha, yani bu son birkaç saatte olduysa onu bilemem. Böyle bir davet yok. Önce onu söyleyeyim. Sayın Genel Başkanımız bütün olarak Türkiye'nin, Sayın Erdoğan'ın başlattığı bu gerilim halinden şüphesiz hepimiz gibi, herkes gibi hoşnutsuz. Ama Sayın Genel Başkanımızın, Engin Özkoç'un ağır tahrik altında nefs-i müdafaa anlayışıyla beyan ettiği sözlerle ilgili Sayın Özkoç'a keşke ile başlayan bir cümlesi olmamıştır. Herhalde bu sorunuzu karşılar. Bir soru daha var mıydı? Unut. Evet, bunlar. Yani talebe, koruma talebine gerek yok olduğunu düşünmüyorum. Engin Özkoç kendini korur. Cumhuriyet Halk Partililer Engin Özkoç'u korur. Sakaryalılar Engin Özkoç'u korur. Bizler koruruz ve Engin Özkoç Cumhuriyet Halk Partisi ailesinde parlamentoda çalışmalarına da mücadelesine de devam edecektir. Biraz önce söyledim. Yargı sopasına teslim olmayacağız. Verilecek, bırakın grup başkan vekilini, verilecek üyemiz yok. Feda edeceğimiz üye yok. Değil ki Sayın Engin Özkoç'u feda etmek mümkün değil. Ama yine tekrar söylüyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere herkesi akli selime ve herkesin söylediği, kullandığı dile dikkat etmesi gereğinin de altını tabii çiziyorum. Evet. Umarım mecliste beklenen yüzlerce dokunulmazlık şeyi zaten var. Çeşit herkes için, hepimiz için. Bu özel bir uygulamayla Sayın Cumhurbaşkanı çok sinirlendi diye Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu Başkanımız Sayın Cumhurbaşkanı daha fazla sinirlenmesin diye komisyonu toplayıp bu dosyayı hemen alelacele görüşmeye ve gündeme alacağına ihtimal vermiyorum. Buna şunun için de vermiyorum, asla bir tehdit değil ama bunun sonuçlarının iyi düşünülmesi lazım. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Her şey Türkiye için olsun diyorum. Sağ olun. Evet. İyi hafta sonları. Thank you.